Hangi aracı kullanabilir? Otomobil, kamyonet, minibüs ve traktör kullanabiliyor. Ehliyetteki yeni dönemde trafik kazalarının önüne geçilmesini umuyoruz. Bütün çalışmalarımız bakanlıkla beraber Avrupa Çalıştayı, TÜSEKO'nun yani Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu'nun çalışmaları bu yönde. Trafik terörünün önüne geçilebilmesi için sürücü kursları olarak bunun en aza indirgenmesi için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Vatandaşların trafik kazalarıyla karşı karşıya kalmaması için, trafik kazalarını yaşamaması için buna gayret göstereceğiz ve bundan elimizden geleni sürücü kursları olarak, Türkiye'deki bütün sürücü kursları olarak gayret göstermeye çalışıyoruz. İlla ki artıları olacak. Değişen yeni yönetmenlikte yeni sürücülerin daha bilinçli, daha dikkatli olmaları için bu konuda bir de trafik adabı dersi eklendi. Bu adapla beraber trafik terörünün önüne geçilmesi için bir çalışmadır. Şimdi vatandaşlarımız bu konuda sürücülükleri var. İyi araç kullanabiliyor ama kurallara riayet etmiyor. Trafik adabı dersi yeni nesil kişilerde en azından trafikte daha hoşgörülü ve empati kurarak bir sürüş olacağını düşünüyoruz. 2 yıl içinde stajyer olarak sayılacaksınız, stajyerlik ehliyetinizi alacaksınız. Yeni kanunlarda illaki bütün topyekun bütün vatandaşlar tarafından olumlu karşılanıyor. Çünkü her gün trafik terörüyle karşı karşıyayız. Bu terörün yok edilmesi için vatandaşlar bu konuda ne kadar trafik terörü, trafik kazaları azalırsa o kadar memnuniyet gösterecekler. Manuel değil, otomatik olarak devreye girecek. Vatandaşlar yeni kurallarla beraber ehliyetini aldığı takdirde o ehliyetini daha çok sahip çıkacaktır. Yani daha önce belki fazlaca zahmet gösterilmeden alınan ehliyetler onlar için bir önemi yoktu. Ama şimdiki alınan ehliyetlerde ben ehliyetimi şu şekilde aldım dediği takdirde onun daha hoşuna gidecektir. Motorun parçaları, sekman, buji, tavan fiyat uygulaması geliyor. Sürücü kurslarına tavan fiyat uygulaması. Bu da haksız kurslar arasındaki haksız rekabetin önüne geçilecek. Yani fiyatta rekabet değil, eğitimde rekabet olacak. Daha çok en iyi eğitim veren kurum hangisidir? Vatandaşlar bunun arayışı içine girecektir. Yayınlandı. Yönetmenliğimiz 2 gün önce yayınlandı. Bölgemiz hakkında da bu ehliyet konusunda özellikle bazı usulsüzlüklerin yaşandığını, bu Türkiye genelinde yaşanıyor gerçi. Ama oran olarak Doğu ve Güneydoğu gösterildiği zaman tabii ki bundan rahatsızız. Yani bu Türkiye'nin her yerinde geçerli olan bir şeydir. Bazı kişiler haksız olarak yerine başkasını sınava koyduğu takdirde ehliyet alabiliyor. E-sınav sistemine geçildiği takdirde bu kişilerin önüne geçilmiş olacak. Yani haksız ehliyet alma dönemi sona erecektir. Tabii ki bizim de bakanlıktan talebimiz oldu. E-sınav sistemine bir an önce bütün Türkiye'deki illerin geçilmesi gerektiğini vurguladık. Direksiyon ustasıyım, öğretmeniyim. Daha iyidir. Şartlar ne kadar zorlaşırsa o kadar daha iyi oluyor. Adaylarımız yani ona göre daha titiz davranıyor, kendini direksiyona veriyor. Daha çok eğitime eğilimli olarak bu yeni yönetmeliğe göre daha da kendini direksiyona veriyor. Onun için bu yeni yönetmelik iyidir yani bence trafik açısından iyidir. Kazalar önlemi açısından daha iyi olur. Ne kadar sıklaşırsa o kadar iyi oluyor. Biz de kurs olarak daha iyi eğitim, daha kaliteli eğitim veriyoruz.